Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yeni bir tarifim var. Bizim ailecek çok sevdiğimiz güzel bir makarna tarifi. Bolonez soslu güzel bir lazanya hazırlayacağız arkadaşlar. Lazanya seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Gerçekten çok lezzetli, nefis bir tarif oluyor. Yapımı kolay, herkesin yapabileceği bir tarif. Hemen hiç vakit kaybetmeden hazırlamaya başlıyorum. İlk önce bir tane kuru soğana ihtiyacımız var. Soğanı yemeklik doğrayıp hazırlıyorum. Soğanı ayrı bir tabağa alıyorum. 3 diş sarımsağı. Bunları da küçük küçük doğrayıp yine ayrı bir tabağın içine alıyorum. Şöyle ince ince doğramanız yeterli. Yemeklik böyle içinde bilinmesin. Rendeleyebilirsiniz de doğramak yerine. Bu tamamen size kalmış. Bütün malzemeleri önceden hazırlayıp daha sonra hemen pişirmeye geçeceğim. Sarımsaklar da hazır. 2 tane havucum var. Havuçları rendeleyerek kullanacağım. İsterseniz küçük minik minik küpler halinde doğrayıp da kullanabilirsiniz. Havuçları rendeledim. 2 tane gördüğünüz gibi orta boy havuç kullanıyorum. Bunları da kenara alıyorum. 4-5 tane domatese ihtiyacımız var. Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayacağım. Domatesleri de rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Çok büyük olmayacak şekilde küçük küçük doğruyorum küp küp. Domatesler de hazır. Artık pişirme işlemine geçiyorum. Tavaya yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Üzerine bir tane yemeklik doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Soğanlar hafif diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Soğanlar hafif diriliğini kaybetti. Şimdi rendelemiş olduğum 2 tane havucu içine ekliyorum. 2-3 diş sarımsak, ben 3 diş kullandım. Onları küçük doğramıştım. Onları da içine ilave edip birlikte kavurmaya devam ediyorum. Havuçlar ile birlikte soğanlar da bakın çok güzel hepsi kavruldular. Şimdi şöyle ortasını açıyorum. 500 gram dana kıymam var. Onu ekliyorum. Şöyle ezerek kıymanın dağılarak kavrulmasını sağlıyorum. Böyle tane tane olması gerekiyor. Kıyma da yeterince kavruldu. Şimdi üzerine küçük doğramış olduğum 5 tane domatesi ekliyorum. Artık üzerine baharatlarını ilave ediyorum. Baharat olarak 1 çay kaşığı toz kırmızı biber. Acı seviyorsanız 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kekik ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Şöyle küçük bir dalda biberiye ekliyorum. Suyunu da ilave edip güzelce pişmeye bırakıyorum. 1 su bardağı su ekledim. Kontrol ediyorum. Biraz daha ilave edeceğim. Yarım bardak daha ekledim. Bu şekilde domatesler güzelce yumuşayıp bütünleşinceye kadar malzemeler pişireceğim. 1,5 su bardağı su ekledim. Gerekirse tekrar ilave edebilirsiniz. Yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Şöyle üzerine kapak kapatıyorum. Kapak kapalı bir şekilde güzelce pişiriyorum. Bakın domatesler yumuşadı. Güzelce piştiler. Şöyle bir karıştırıyorum ve artık ocaktan alıyorum. Bolonez sosumuz hazır. İçerisinden bakın biberiye dalını çıkartıyorum. Hafif sulu bir sos olması gerekiyor. Evet, bu hazır artık.
Hemen bir diğer tenceremi ocağa koyuyorum. Bunu da beşamel sosunu hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı tepeleme un ekliyorum. Ve öyle unun kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı unu kavurdum. Şimdi üzerine 3 su bardağı soğuk sütü ekliyorum. Bu aşamada çırpma teliyle karıştırıyorum. Topaklanma olmasın, pürüzsüz bir kıvamı olsun diye sürekli karıştırarak pişiriyorum. Artık kıvam alıp kaynamaya başlıyor. Bakın kenarlarından. Şimdi içine tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı yeterli gelecektir. Kaynamaya başladığında sosumuz tamam demektir. Akışkan bir sos olması gerekiyor. Kıvamı tam yerinde. Şöyle karıştırıyorum. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Fırın tepsisi için orta boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamın tabanına ilk önce çok az beşamel sostan sürüyorum. Bu lazanya yapraklarımızı yumuşatacak. Böyle alt kısımları kuru kalmayacağız. Eğer tabanına böyle sürmez isek lazanyamızın altı kuru kuru olur. Çok az sürüyorum. Gördüğünüz gibi ince bir tabaka olacak şekilde. Şimdi üzerine lazanya yapraklarını yerleştiriyorum. Lazanya yapraklarının haşlananları var. Benim kullandığım direkt haşlamadan kullanılan lazanya yapraklarından. Hiç boşluk kalmayacak şekilde bakın yerleştiriyorum. Şöyle kırarak yerleştirebilirsiniz boşluk kalan kısımlara. Lazanya yapraklarının üzerine şöyle beşamel sostan sürüyorum. Her tarafının ıslanması için zaten üzerine şimdi hazırlamış olduğum bolognese soslu harcımdan koyacağım. Şimdi üzerine kaşar peyniri serpiyorum. Ve tekrar lazanya yapraklarını yerleştiriyorum. Üzerine katçık çıktıkça tepsi biraz genişliyor. Şu boş kalan kısmına da kırarak yerleştireceğim. Yine beşamel sostan sürüyorum. Bu çok güzel yumuşatıyor çünkü. Şimdi yine bolognese soslu lazanyamızın olmazsa olmazı bu sosumuzu koyuyorum. Kıymalı, havuçlu, domates ve sarımsaklı. Bunu istediğiniz makarnalarda kullanabilirsiniz. Normal bir makarna haşlayıp üzerine bu sosu hazırlayabilirsiniz. Sosunuzu önceden yapıp küçük kaplara koyup derin dondurucunuzda saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp hemen ısıtarak hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde iç harcımız bitinceye kadar devam ediyoruz. Son kat lazanya yapraklarını yerleştiriyorum. Ve üzerine kalan bütün beşamel sosu
her tarafına sürüyorum. Buraya biraz fazla bıraktım beşamel sos. Üzerinde biraz bol olması gerekiyor. Eşit bir şekilde her tarafına sürüyorum. Daha sonra bu şekilde 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakika dinlendirdikten sonra fırına vereceğim. Bu şekilde dinlendiğinde yapraklar güzelce yumuşamış oluyor. Piştiğinde kesinlikle sert olmuyor ve her katı biliniyor. Bolca sürüyorum gördüğünüz gibi. Mutlaka en üst katına biraz fazla bırakın beşamel sosu. Bol olması gerekiyor çünkü. Evet, bu şekilde dinlendiriyorum. Lazanyam 15 dakika dinlendi. Şimdi üzerine bol kaşar peyniri serpiyorum. Ve önceden ısınmış 180 derece fırında güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Toplamda 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri kullandım. Bir paket lazanyanın yarısından az fazla 2 yaprak kadar fazla kullandım. Tepsinizin boyutuna göre tabii lazanya yaprağı değişik gösterebilir. Benim tepsime yarım paket neredeyse yeterli geldi. Evet, lazanyamız fırına gitmeye hazır. 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişiriyorum. Evet, lazanyamız fırından çıktı. Bakın üzeri çok güzel kızardı. Artık ilk sıcağının çıkmasını bekleyip dilimliyorum. Çok fazla soğutmadan sıcak sıcak yemesi gerçekten çok zevkli oluyor. Boyutları tamamen size kalmış. Arzu ettiğiniz boyutta dilimleyebilirsiniz. Evet, lazanyamız hazır arkadaşlar. Şöyle bir dilim alıp tam olarak kıvamında pişmesini göstermek istiyorum size, içinin katlarını. Evet, tam istediğim gibi nefis görünüyor arkadaşlar. Çok güzel pişmiş. Evet arkadaşlar, lazanyamız hazır. Gerçekten şahane görünüyor. Tam istediğim kıvamda yumuşacık pişmiş. Yapraklar güzel yumuşamış. Sizler de umarım dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir lezzet. Henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve abone olduğunuzda lütfen bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerimden haberdar olabilmeniz için bu gerçekten önemli. Yoksa yeni tariflerimden haberdar olamazsınız. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle afiyetle kalın.